Merhabalar, DKM Türk TV YouTube kanalı Hayatın Ritmi programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda çok özel bir konuğumuz var. Şair ve yazar Ali Tuluk. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle beni böylesi bir güzel yayına çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz hocam, her zaman. İyi bir program ve iyi yayın olmasını diliyorum. Seyircilerimize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ali Tuluk kimdir? Ben Ali Tuluk, 12 Ağustos 1962, Maskara'nın Yukarınca köyünde dünyaya geldim. İlkokulumu aynı köyümde tamamladım. Polislikten şair ve yazarlığa geçişiniz nasıl oldu hocam? Polislik döneminde unutamadığınız bir anınız var mı? Bizimle paylaşır mısınız? Var. Polislikten şaire değil de şairlikten polise nasıl geçtin diye sorsak daha anlamlı olur. Öyle çünkü mi? Ben tamam, zaten böyle soralım o zaman hocam. Öyle. İlkokul 3. sınıftan beri ben şairim, yani şair diyorlar. Aslında şair değil ama bana şair diyorlar. Ben de tamam diyorum. Siz öyle diyorsan öyledir. Çocukluktan başlayan. Küçük yaşlarda, ilkokul 3. sınıfta başladım yazmaya. Hı hı. 50 senedir de mütemadiyen yazıyorum. Önce şairdim, sonra futbolcuydum ve sonra polis oldum. Futbol hayatınızda var. Güzel. Evet. Yani zaten benim hayatta iki tutkum var. Bir futbol, bir de şiir. Şiir yazmak. Şimdi şeyimi de anlatayım size, bir anımı. Hı hı. Şimdi polislik mesleğini icra ederken benim ilk kitabım çıktı. İlk kitabımda sahibini bulan şiirler. Evet. 2005 yılında çıktı. O zamanlar işte bu kitabımı Kanser Hastalığı Derneği'ne yardım amaçlı çıkarmıştım. Hı hı. Ve bunları gelirini Kanser Hastalığı Derneği'ne bağışlıyordum. Evet. Tabii kitabımı aynı zamanda değerli insanlara da hediye ettiğim olmuştur. Hı hı. Bir psikologla tanıştık. Ahmet Bey isminde. Kendileri İngiltere'de büyük kliniklerde psikolog yapmış ve Kıbrıs'a dönmüş. Emekli bir doktordu. Ve aynı zamanda da görevini tekrar orada icra ediyordu Kıbrıs'ta. Magosa kentinde. O dönemlerde evet. Tanıştık onunla. Ben her onun yanına gittiğimde kitaplarından bir tane götürüp imzalayıp veriyordum ona. Hani çam sakızı, çoban armağanı, elimiz boş gitmesin diye. O da her zaman kitabımı alıp okuyordu. Hanımı da kendisine öğretmendi. Bir gün beni çağırdı. Seninle özel bir şey konuşmak istiyorum dedi. Ben de buyurun doktor bey dedim. Şimdi dedi, yani yanlış anlama beni ama dedi. Hakkını helal et dedi bana. Hayır dedim. Ben senin bu kitaplarını dedi, hastalara terapi olarak kullanıyorum dedi. Dedim nasıl, her hani geldiğinde bana kitap veriyorsun, imzalıyorsun ya dedi. Ben onlara dedi, hastalara dedi, seçiyorum içinden. Böyle faydalı olabilecek pasajları çıkarıp alıyorum dedi. Onları şey olarak kullanıyorum. Ben çok gururluydum. Böyle bir anımız oldu. Aynen, ne güzel bir amaç. Çok yani iyi. Güzel bir anımız oldu. Ben buna sevindim. Yani demek ki neymiş bu arada? Şiir şifaymış. Kesinlikle. İyileştirici yönü var ve evet, şifadır diyebiliriz ruhumu o zaman dinlendiriyor. Hocam. Evet, ruhumu kesinlikle dinlendiriyor. O zaman bir şiirinizle devam edelim mi hocam? Edelim. Tabii ki. Buyurun. Şimdi size son çıkan kitabım. Gönül Dertlerinden Demlenen Şiirler. Evet. Bu şiirin hikayesini ne yazılmış? Şiir okuyayım ben size. Tabii. Demlenen Şiirler. Sığ gibi serimde nice yıllardır demlenen şiirler düşüme düştü. Gönül dertlerimde nice yıllardır demlenen şiirler heceye düştü. Serenat halinde hitabı ile günleri sayarken etabı ile yıldızlar kayarken mehtabı ile demlenen şiirler geceye düştü. Bazen hep neşemdi, bazen acımdı. Bir gönül gözüyle bakış açımdı. Başımın üstünde sanki tacımdı, demlenen şiirler yüceye düştü. Sevdaya konulan doğru teşhisle, sevgili adına mevzu bahisle, artık gıyabında beslenen hisle, demlenen şiirler ecele düştü. Başından estiği efkar yerinden, vefa arayanın kendi elinden, kaleme aldığı duygu serinden, demlenen şiirler günceye düştü. Demlenen şiirler güncele düştü. Yüreğinize sağlık hocam. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Ben bu teşekkür heceli ederim. Şiir mi oluyor bu arada? Evet, ben şiirlerimi 3 vezinle yazıyorum. Hı-hı. Bir serbest vezin, 2 hece vezni, 3 aruz vezniyle yazıyorum şiirlerimi. Evet. Bu okuduğum şiir 6+5=11 hece vezni yazılmış bir şiirdi. Aynen. Yüreğinize sağlık. Denizli Yazar Bir Derneği'nde yönetimde yer alıyorsunuz. Yazar Bir Derneği etkinlikleri nelerdir? Evet, ben orada kendimi tanıtırken eksi söyledim. Denizli Yazar Bir Derneği'nde hem derneğin üyesiyim hem de genel koordinatörüyüm. Hı hı. Denizli Yazar Bir Derneği ülkemizde ve
ülke dışında güzide bir dernek. Toparlayıcı, herkesi kucaklayıcı, eğiten, üreten. Kaç yılında kuruldu hocam dernek? 2002 yılında kuruldu dernek. Derneğimiz halen de faaliyettedir. Benim olmadığım zamanlarda daha eskiden, daha önceleri çok büyük etkinlikler, büyük sempozyumlar yapılmış. Bu da gurur verici bir olay. Kesinlikle. Ve yine de her ayın ilk cumartesi günü Niyaz Zeybekçi Kültür Salonu'nda şiir ve türkü programı yapıyoruz. Orada şiiri seven, türküyü seven veya şiir, türkü okumayan, dinleyici olarak gelen herkes katılabilir. Katılabiliyor, yani. Okuyor. Çok orada. Güzel bir program. Herkes memnun. Hı hı. Tabii ki bunun nazarında yazar bir aynı zamanda şiir öğretiyor. Şiir atölyemiz var. Eğitimleriniz var, evet. Diğer cumartesilerde eğitimimiz var. Orada gelen kursiyerlere şiir nasıl yazılır, roman nasıl yazılır, hikaye nasıl yazılır ve imla kuralları, yazım kuralları gibi eğitimlerimiz var. Çok güzel. Bu şekilde yani. Peki hocam, bu tür etkinliklerin yazarlar ve okurlar için önemi nedir sizce? Bence çok büyük önem var. Neden? Mesela örneğin bir insan şiir yazmasını öğrenmek istiyorsa, yani kursiyer talebeyse veya şiire meraklıysa, oraya gelip kendini geliştiriyor. Hı. Aynı zamanda bir seyirciyse, bir dinleyiciyse gelip orada ruhunu dinlendiriyor. Veyahut da şiir yazıyorsa, şair yazarsa orada kendini çıkıyor programda. Kendini orada ifade edebiliyor. Kendini dinlettiriyor. Ve bu aynı zamanda şiir yolculuğu ve şiir köprüleri kuruluyor şairler arasında. Dostluklar kuruluyor. Evet. Şehirler arası. Ben bu manada dernek olarak ve bireysel olarak da bu manada çok büyük dostluklar edindim. Yani şehirler arası, yurt dışından, yurt içinden. Ne güzel. Veya ülkemiz içinde. Yani büyük bir şeyler köprü attık yani. Evet. Peki Türk halk edebiyatında taşlama diye bir durum var. Bu ozanlar arasında olan, bu konuda bizi bilgilendirir misiniz biraz hocam? Şimdi Türk halk edebiyatına taşlama dediğimiz nasıl bu nasıl bir şeydir yani, nasıl bir durum? Bu yani aşıkların, ozanların has kendi, ona göre bir gelenektir bu yani. Hı-hı. Kendi aralarında bu sazla veya sözle atışma halinde. Yani birbirine, bir sataşma gibi bir şey mi birbirine? Evet. Espri anlamında. Satışırlar ve son şeyde de birbirini överler, işi tatlıya bağlarlar. He, o şekilde dostane bir şekilde bitiriyorlar yani. Divan edebiyatında da yergidir, hicivdir. Yani bir şeydir bu. Bunların bir tatlı şeyidir. Tabii bunlar lepteğimiz var, efendim sazla söyleneni var, yazıp şey var. Yani güzel bir, hoş bir şey aslında bu. Keyifli bir... Tabii biz zaman zaman yaptık arkadaşlarla, yazdık. Hatta kitaplarımızda da o tür şeyler vardır. Ne güzel. Öyle bir durum. Edebiyat ve şiir alanında hangi türlerde eserleriniz var? Edebiyat ve şiir türünde eserlerim, bir tane romanım var yayınlanmış. İki tane hikaye kitabım var. Bir tane tiyatro yazdık. Ahi Evran'ın şeyini. Konusu nedir? İşte Ahi Evran'ı anlatıyor. Deniz Ahi Evran'ın gelme. O ahilik şeyini işledik. Ha, ahilik oldu. Bir de derlemem var. Diğerlerde şiir, aşağı yukarı bir 50 eserim var yani. Ne güzel hocam. 50 eserim var sizi. Toplam çok olarak. Çok iyi. Bayağı bir emek yani, var yani tabii evet, ki. Evet işte maalesef yani, ama işte emek var da emeğe destekleyen yok. Yani burada bir eleştirde bulunacağım yani. Anladım. Yani öyle. İlla ki okurlara ulaşması da güzel bir şey. Tabii sürekli ki. Yazıyorum. Yazdıkça da yani şiirin, yazının yani şey yapmanın zor olduğunu anlamış bulunuyorum yani. Hakikaten yani. Zor. Roman kurgulamak kolay bir şey mi sizce? Ne tür şeyler dikkat etmek şimdi gerekiyor? Şimdi şeye sormuşlar yazara. Roman mı yazmak zor demiş, şiir mi? Hı hı. Demiş ki romancı da şiir yazmak zor demiş. Şaire sormuşlar. Şiir mi yazmak zor, roman mı? Vallahi demiş roman yazmak zor. Kişiye göre değişiyor yani hocam. Şimdi roman bambaşka bir şey. Şimdi roman... Kurgulamak gerekiyor. Ya, kurgulamak gerekiyor. Ya tahayyül gücün, hayal gücün mükemmel olacak. Kendini toplumdan dışlayacaksın, çekileceksin bir kenara. En güzel kurgu. Kurgu yaptıktan sonra giriş, gelişme, sonuç. Evet. Onlara yani tabii o güzel böyle cümlelerle o şeyini yani kurgularını güzel yapacaksın yani. Peki hikaye olayı nasıl? Hikaye de romanın yavrusu. Değil mi? onun kolay yavrusu. Format. O onda da işte dediğin gibi yaşanmış, yaşanmamış veya yine hayali şekilde onları böyle birleştirip daha kısa, daha öz. Halk arasındaki duyumlardan da esinlenebilir. Duyumlardan. Bir de mesaj verici olacak, mesaj. Yani tabii şeylere ki. Bunlarda mesaj vereceksin. Yani hikayede çok önemli. Bir mesaj vereceksin topluma. Kesinlikle. Böyle yani. Peki hocam, şiirlerinizde hangi temalar işliyorsunuz? Valla şiirlerinde ben şiirlerini ikiye ayırıyorum. Bir, sosyal şiirler diye. İki, sevda şiirleri diye. Sevda şiirlerinde aşk, ölüm, ayrılık, ızdırap, acı. Zaten şairin yani neması acıdır. Hiçbir şairin mutluluk şiiri yoktur benim bildiğim kadarıyla. Ayrılık ya da aşk şiirleri ya da doğaya da yazılabilir. İnsanlar sosyal da. Şiirlerde doğaya, köyüme, güzelleme, hamasi şiirler, vatan, millet, bayrak, şehitler için. Bunlarla ilgili yani bir şekilde böyle yani, ayırıyorum. Kategori ayırıyorum.
temalı bunlar. Zaten bir şairin mutluluk şiiri yoktur yani. Nereden şairin beslendiği şey acıdır, ıstıraptır. Ve şiir nasıl yazılır? Şiir yaşanmışlıklara yazılır, yaşanmamışlıklara yazılır. Evet. Biz genelde kurgu şiir yazıyoruz. Bu yaştan sonra aşık olacak halimiz yok ki işte. Oturuyoruz, kurgu şunu, evet, şunu yazalım diye toplanıyoruz. Üstadlar, bizim İsmail Bey var, duygusal şair. Bizim üstad var, Sadık Bey. Oturuyoruz incir altına, ne yazalım? İşte şunu yazalım, oturup orada kurgu yapıyoruz yani. Kurgulama şeyler. Tabii, kurgulama tabii, kurgulamaya bundan sonra. Ha, yaşanmış şeyler tabii ki daha güzel. Ama yaşamak için de artık bizden geçti gibi geliyor. Peki şiir her ortamda yazılabilir mi sizce? Ya da bir, belirli bir ilham kaynağı gelmesi gerekir mi? Ya da nasıl olur şimdi yani? Şimdi şiir üç türlü yazılır. Bir, ilhamla yazılır. İki, durum şiiri yazılır. Şöyle bakarsın, bir görürsün bir insanı. Gözlemleme. Hemen, he. Bir de yani yaşayarak yazılır mesela. Yani kurguyla yazılır. Otursun mesela, ben derse şiir yazacağım. Ne yazacağım? İşte şiir, şu resme yazacağım. Ya da şu lambaya. Ya şu çiçeğe yazacağım. Ne yazarsın? Şiir böyle yazılır ama... Tabii şiir yazmak için de yani o şeyleri yapmak için bir altyapım olacak yani. Çok kitap okuman lazım. Tabii ki. Çok şiir dinlemen lazım. Efendime söyleyeyim. Bir takım elinde veriler olacak, doneler olacak yani. Bu da okumakla olur. Yine şiirde de inişler çıkışlar, dalgalanmalar. Tabii, kesinlikle. Ya. Kesinlikle gerekli. Tabii. Akıcı olması lazım. Tabii. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şiir, tabii şiire. Şiir, vurgulama. Şiirde bir hece ise hece. Kafiye olacak, redif olacak, akış olacak. Şiirde biçim olacak, derinlik olacak. Efendime söyleyeyim. Yani... bir tema olacak, anlam bütünlüğü olacak daha doğrusu. Kesinlikle. Ya şimdi adam diyor ben işte hece şiir lazım diyor. Hece tamam, kafiye tamam, anlam bütünlüğü yok. Elmadan bir şey ifade etmiyor tabii. Elmadan bahsederken armuta geçmiş. Yani bu olmaz. Yani evet, bir derinlik olacak, bir şey anlatacak. Yani şiir şiir gibi olacak. Öyle basit olmayacak yani. Peki hocam, özgün şiirlerde mesela son cümle vurucu mu olmalıdır şiir biterken? Bu önemli midir? Valla şimdi o sizin dediğin serbest şiirlerde. Serbest şiirde zaten şiir bir kompozisyondur ha. Öyle. Onun giriş vardı, gelişmesi vardı, sonucu var. Serbest şiirlerde söylememiş sözler olacak, cümleler akıcı olacak ve son mısralarda hakikaten dediğiniz gibi, ifade ettiğiniz gibi vurucu olacak yani. Çünkü insan, bitiş oluyor artık. Tabii insan şiir okunca şöyle bir hüzünlenecek. Bir yerden bir yere gidip gelecek. Duygu yani. Geçişini yakalayacak tabii, değil mi? Yani? Yakalayacak. Zaten öyle yakaladığı zaman ne diyor? Hah diyor, bu şiir çok güzeldi. Şiirde kendimi buldum diyor. Aynen. Zaten beğenmediyse idare eder evet, diyor. Genelde öyle yorum yani, alıyoruz. Demek ki hissedemiyor. Yani hissedemiyor. Hissedemiyor işte onu. Sen şairsen o vurucu kelimelerinde, güçlü kelimelerinde, kurduğun cümlelerle. Ben her zaman derim bak. Evet, kurgu, vurgu, duygu. Bak şiirde üç şey vardır. Kurgu, vurgu, duygu. Duygu. Bunlar olacak. Aynen. Evet. Peki bir şiir daha okuyalım mı hocam o zaman? Okuyalım. Güzel sesinizden bir şiir dinleyelim. Şimdi size ben bir de serbest şiir. Şey okuduğum şeydi. Serbest bir şiir okuyorum ben size. Şurada bir serbest şiirim olacak. Anılar. Şimdi her insanın bir anısı vardır. Ben de biraz anılara burada şey yaptım yani. Serzenişte bulundum. Anılar. Anılar neredesiniz? Geçen yıllar an be an. Neden siz perdesiniz? Biten ömrüm sanırım. Son fası yerdesiniz. Anılar neredesiniz? Teselli mi, kader mi? Kaybolan zamanlarım mı? Yaşadığım heder mi? Bana mı ayıpsınız? Bir pişmanlık içinde. Yok yok, hep kayıpsınız. Olanlar oldu bitti. Geride bir ben kaldı. Her şey bana aitti. Bir gün saat çalacak. O tam vaktinde gelip emaneti alacak. Yüreğinize sağlık hocam. Bu serbest bir şiir. Biraz anılar. Serzeniş gibi olmuş ama yine de yani, güzel, anlatım güzel. Evet. İşte yani dediğim gibi anılar tabii insanda derin izler bırakıyor. Kesinlikle. Yaşamışlıklar var. Yani yaşamak istediklerim var. Ümit var, arzu var. Yani şey de böyle. Bu şekilde. Bu şey de böyle. Afyon'dan Denizli'ye geçiş kültürel ve edebi anlamda ne tür bir etki yarattı şimdi sizce? Şimdi güzel bir soru. Benim annem Denizli, babam Afyonlu. Evet. Yani annem Çardaklı, babam Ahtaskırlı. Yani bir geçiş derken aslında birbirine yakın bölge ama yani bir kültürel fark var mı acaba? Yok ya da yöresel. Ya, bazı şivelerde değişik olabilir. Annem mesela Türkmen'dir benim. Yani, o değişik şeyleri vardır. Yani Afyon'da pek şey yok arasında yani. Fark yok. Yok yok. Peki Türkmen kültürünü yaşatıyor musunuz hocam? Vallahi yaşatıyor. Yani desem yalan olur. Çünkü annem bize pek öyle. Yani değişti şeyler. Asimil oldu ya, uzun zaman geçti. Türkmen kültürünü değil acaba kendi geçmişimizi yaşatabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü dejenere olduk. Bazı şeyler değişti. Örf adetlerimiz. Mesela basit düğün. Esen evet. Düğünü nasıl yapıldı? Cuma'dan başlardı. Coşkuyla. Daha paratesi sonra duvakla biterdi. Tabii ki. Dört gün falan. Şimdi düğün salona gidiyor. Salonda bıraktılar. Şimdi nikahtan aynen, işi bitiriyorlar. İki yani, dakikada düğün bitmiş oluyor. Yani 15 dakika sürüyor. Yani pek fark yok. Afyon'da şeyin zaten rahatsız bizim yani buradan ne kadar? Yani şeyin yani 20 dakika Çardak'la Denizli'nin arası. Denizli'nin arası Naskırı'yla bir saat. Aynen. Yani pek fark yok. Aynı şeyin, yani. Aynı kültürü yaşıyoruz. Peki yani,
Afyon'un yöresel lezzetleri hakkında bilgi alabilir miyiz şimdi, hocam? Mesela Afyon, bizim bildiğimiz Afyon kaymağı var. Yani meşhur olan. Sucuğu var. Başka neler var? Haşhaşı var. Haşhaşı var. Haşhaş yağı var. Vay bayağı var. Gari gari var işte. Şivesi var. O şekilde. Şivesi var. Bir de mesela o kaymak şekeri var. O da var. Yöresel oyunları falan fark var mı Denizli'yle? Aynı. Harmandal oynuyor yani. O Zeybek oyunları. Orada aynı şekilde. Öyle bir şey değişen yok. Bir şey yok yani. Bir şey yani. Birbirimize harmanlamış, kaynaşmışız. Birbirimize harmanlamış yani kültür. Aynı yani. Evet. Kişisel ilgi alanlarınız nelerdir peki hocam? Benim kişisel ilgi alanım öncelikle futbol. Hı hı. Tabii şiir de var da. Kaç yıl futbol oynadınız? Valla ben 40 yaşında futbol oynadım hep. Lisanslı. Düşün sen ya. 40 yaşında oynadım. Çok iyi. Futbol bıraktım. Yöneticilik yaptım. Antrenörlük yaptım. Hocalık hı hı. yaptım. Şimdi de artık işte hasbelkader şairlik yapıyoruz güya. Arkadaşların kitaplarının editörlük. İşte şiir öğretiyoruz, şiir yazıyoruz, şiir kitap bastırıyoruz. Kitap basanlara yardım oluyoruz tabii. Yani editörlük yapıyoruz. Doğru. Maddi, manevi, elimize ne geldiği kadar, ne varsa. Yani ücretsiz yani bunu. Sırf böyle gönüllü hizmetine. Manevi, gönüllü olarak. Kesinlikle. Çünkü neden? Doğru. Benden fazla olsun. Mesela sizin kitabı benden fazla olsun istiyorum ben. Fazla insan yetişsin. Hı hı. Mesela okullara gidiyoruz biz yazar biri olarak. Okullarda pano şey oluyor yani. Öğrencilerle söyleşi oluyor. İşte bu şiir nasıl yazılır, hikaye nasıl yazılır diye. Burada amaç ha belki işlerinden belki meraklı vardır ki biz de bu şekilde yetiştik. Tabii. Öğretmenler bize bu şeyi gördü. Biz bu yetiştik işte bu hale geldik. Belki onlardan da bir ışık çıkar, bir şey olur diye. Onların üzerine. Bir faydamız, katkımız olur tabii, diye. Tabii işte o şekilde gidiyoruz. Işte. Güzel bir programla yapıyoruz yani şeye göre. Peki kitap fuarlarına katılıyor musunuz hocam? Kitap derneğin o şekilde bir şey var mı? Derneğimiz sağ olsun. Bizi olanak sağlıyor mu? Sağlıyor yani. O başta tabii belediye teşekkür ederim buradan. Bizim derneğimiz her zaman için. Kitap fuarına çağırdı. Orada yerimizi aldık, standa yerimizi aldık. Hı hı. Kaç tane olursak hep katıldık ama kitap fuarında yani ilgi yok. Kitap fuarında ilgi yok. Hı hı. Neden bilmiyorum artık. Yani bizim takipçimiz mi yok? Yoksa biz yerel şairler ötelendik mi? Göz ardı mı edildik ama genelde çocukların başka şeylere, mecralara şeyleri var, ilgileri var. Zaten kitap okumuyoruz. Biz kitap özürlüyüz yani. O yüzden evet. O yüzden hani katıldık ama ondan şeyimiz yok yani. Öyle bir fazla anladım şey yapamadım. Hocam. Son bir şiirle programı bitirelim isterseniz hocam. Dünyaya gelişim sanki dün gibi yerinde durmadan geçti seneler. Maziye dönerek baksam dün gibi bana hiç sormadan geçti seneler. Nedensiz yaşadım bilmem kaç fasıl. Hayata haz veren sevdaymış asıl. Sevgiyi tatmadım sevinmek nasıl. Düş bile kurmadan geçti seneler. Belki müptelayım kederle gama, yaralı kalbim tutmuyor yama. Tabip derde çare oluyor ama bir neşter vurmadan geçti seneler. Ömürde muamma kanan bakiye, avutmuş gönlümü teselli diye. Gördüğüm kabuslar acaba niye, bir kafa yormadan geçti seneler. Diyardan diyara yarın kolunda, bazen de sağında bazen solunda. Serenat etmedim aşkın yolunda, kader savurmadan geçti seneler. Ali Tuluk hocamla keyifli bir sohbet oldu. Sanatsal deneyimlerini ve hayat hikayesini bizimle paylaştığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Hayatın Ritmi programında görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın. Beni bu programa çağırdığınız için teşekkür ederim. Umarım tatminkar veya yerinde güzel bir program olmuştur. Bütün dinleyicilerimiz buradan selamlarımı gönderiyorum. Umarım hoşnutluk duymuşlardır programdan. Teşekkür ederim.